Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarını hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki eşkenar üçgen konusundaki birebir ÖSYM testlerinin çözümlerini yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgen biçimindeki karton BC paralel DE olacak şekilde D noktasından kesiliyor. Arkadaşlar şöyle bir paralel olacak şekilde kesiliyor. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen hocam. Hemen açıları bir yazalım mı? Yazalım. 60, 60 ve burası da 60. Bunlar paralel olduğundan burası da 60. E, aynı şekilde burası da 60 oldu. Şurada bir eşken üçgen çıktı. Burası da 4. Burası da 4 oldu. Bir kenar olsa bir kenar 10. Burası 6. Burası da 10 oldu. Sonra kesilmiş. Bu kesilen parça şu şekilde yapıştırılmış arkadaşlar. Ve oradaki uzunlukları da artık biliyoruz. Buranın 6. Buranın 6. Buranın 4. Buranın 4. Buranın 4. Buranın 4 olduğunu biliyoruz. Ve burası da nedir arkadaşlar? 10 olduğundan dolayı 6 olduğunu biliyoruz. Bizden ne isteniyor? Şekil 2'deki AD isteniyor arkadaşlar. Öncelikle Bakın şöyle yapabiliriz. A diye çizip hocam ben bunların doğrusal olduğunu bilmiyorum. Buna karşılık 90 derece elde edeceğim diyebilirsiniz. Yani hocam şuradan bir dik çizerim. Buna karşılık gelir. Hocam buradan bir dik çizerim. Buna karşılık gelir. E hocam burada bir merdiven çektikli çıktı. Bir dikdörtgen oluşturup pisagor bağıntısı yapabilirsiniz. İlk yolumuz bu. Ama burada daha kolay bir yol var arkadaşlar. Ne biliyor musunuz o da? Şu. Arkadaşlar şurada 60 derece burası. Buradaki açıları da yazalım isterseniz. Burası da 60, burası da 60, burası da 60. Burası da 60, burası da 60'ları 60 ları yazalım. Şimdi arkadaşlar bak burada 60'lık var. 6'ya 6, ya 6 ya uzunluk var. E burada ne yapmamız gerekiyor? Hop şunu çizersem D ile E'yi birleştirirsem arkadaşım. Ne çıkıyor burada? Hocam 60 ya tepe açısı 60 olan bir ikizkenar kenar üçgen. 180'den 60 çıkart. 120 2'ye böl 60 60 oldu. Hocam burası 120. Aa 120 ile 60'ı toplam 180 doğru açı oldu. Dolayısıyla burası doğrusal oldu arkadaşlar. Şu bir eşkenar üçgenden dolayı 6 ise burası 6 oldu. E zaten burası 4. AD uzunluğu böylelikle kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 10 çıkmış oldu. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Bir kenarı 6 kök 6 santimetre olan ABC. Evet 6 kök 6 santimetre. Burası da 6 kök 6 santimetre olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıt. C noktası etrafında pozitif yönde yani saat yönü tersinde yani ok yönünde 30 derece döndürülüyor. A üstü, B üstü C üçgeni oluşturulmaktadır. Hadi 30 derece döndürelim arkadaşlar. Sen şu kenarı bakın O A'yı hop 30 derece döndürsem buraya geldi. Hocam O B'yi döndürsem ne olacak? C noktası etrafında hop buraya geldi. Şöyle bir 30 derece döndüreceksin. E sonra A B C üçgenimiz de böyle mi yapmış oldu arkadaşlar? Evet. Burası kaç derece döndürdük? 30 derece döndürdük. Hocam bu bir eşkenar üçgendi. Burası da 30 oldu o zaman. E hocam bu da 60 derece olacak. Aynı üçgen burası. E burası da 30 oldu. Aynı üçgen olduğu için bakın A ise A üstü oldu burası. E, ee, burası da ne oldu arkadaşlar? B buraya geldi. Burası da B üstü oldu. Bizden istenilen nedir? A B üstü uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluk isteniyor. A işimiz kolay. Niye? Hocam zaten bak burada uzunluk 6 kök 6 iken döndüğünde buraya da geldi. 6 kök 6 ve burada kaçtı da 90 derece çıktı. Yani burada ne var? Bir ikizkenar dik üçgen var. 6 kök 6 6 kök 6 o zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? X uzunluğu 6 kök 6'nın kök katı olacaktır. Yani 6 kök 12 olacaktır. Bu zaten 2 kök 3 olduğundan dolayı bu cevabımız kaç yapıyor? 12 kök 3 oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle denizli oldu. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgen D doğrusu boyunca katlandığında şu şekilde katlanıyormuş arkadaşlar. Sonra ne oluyormuş? A köşesi AC kenarı üzerindeki F noktasıyla çakışıyor. Şöyle. Arkadaşlar bu böyle katlanmış buraya gelmiş. Katlamalarda e, geriye doğru açıyorduk. Açılmış vaziyette zaten burada var. Sıkıntı yok. Ben bunu böyle katladığım zaman bu buraya geldiyse 4 ise, bu da bu 4'tür. Sonra bunlar birbirine eşittir. Aynı zamanda üst üste binen açılar da birbirine eşit midir? Evet. Bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı öncelikle bir açıları da yazsak nasıl olur arkadaşlar? Süper olur. 60-60-60'ları yazdık. Hocam 60 ise burada üst üste binen açılar da birbirine eşit olacağından burası da 60 oldu. Değil mi? E, e, burada da arkadaşlar bu ikiz kenar çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik olacak. E, burası da 30 derece oldu. Ya da 60-60 ise burası da 60 olacak. Buraya da 30 derece. Buraya da 30 derece kaldı. Bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen. Burası da 2. Burası da 2 oldu. Bizden şuradaki kenar isteniyor. Mavi boyalı bölgenin alanı da bu arada 21 santimetre 21 kök 3 santimetre kare verilmiş. Mavi bölgenin alanı. Arkadaşlar mavi bölgenin alanını nasıl bulacağız? Şöyle dikmeler çizip de bulabilirsiniz tabii ki dikdörtgenin alanı artı şeyin alanı şeklinde diyebilirsiniz. Ya da e, bir kenar x ise hocam büyük üçgenin alanından şu alt üçgenin alanı çıkartacağım. x kare kök 3 bölü 4. Bir kenarı x olan ya da a olan bir eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tü. Yani bu da x kare kök 3 bölü 4'ten neyi çıkartacağım? a kare kök 3 bölü 4'ü a kare kök 3 bölü 4'ü çıkarttığımda 21 kök 3 oluyormuş arkadaşlar. Kök 3 parantezini aldığımızda köküçler gitti mi? Gitti x kare eksi 16 bölü 4 eşittir 21 ise neye eşit oldu? Bu direkt 4 ile çarpacağız. Yani 84 yaptı. x kare de buradan neye eşit oldu arkadaşlar? 100'e eşit oldu. Yani x buradan kaç çıkıyor o zaman gençler? 10 çıkıyor. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu. ABC eşkenar üçgen D paralel BC. Evet şöyle şunlar birbirine paralel. Öncelikle eşkenar üçgende bir açıları yazalım arkadaşlar. Açıları yazıyoruz. 60, 60 ve burası da nedir? 60. Şimdi ben bunu böyle katlamışım ve şununla da şu birbirine paralel verilmiş. 60sa burası da 60 hocam, burası da 60 hocam. Yani ne çıktı burada bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da 10, burası da 10. eksik parçaları yazalım. Bir kenar 16 ise buranın da 16 olduğunu, buranın da 16 olduğunu gösterelim. Yani burası da 6 oldu. Sonra ne diyor arkadaşlar? Şuradaki bilgileri yazdık. Evet, buradaki bilgilerden dolayı buranın 11'im olduğunu, buranın 6 birim, buranın 6 birim olduğunu ve şurada da bir diklik çizmişler arkadaşlar. Bu katlama sorusu. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Bu şekilde katlamış. Katlama sorularında eski haline geri getiriyorduk. Şu şekilde eski haline geri getirdik. Eski haline geri getirdiğimde hocam bak burası 10 burası 10. Çok güzel. Sonra burası da 6. Her şeyi yazdık. Açıları bir yazalım mı arkadaşlar? 60 60 60. Hocam bu değişken üçgen 60 60 oldu. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit olacağından hocam burası da 60, e, burası da 60. E, burası 60 60 ise buraya 60 kaldı. 60 60 ise burası da 60 oldu. Aa bak burası 60 oldu. Hocam aynı şekilde bak buraya da 60 kaldı. 60 60 ise burası da 60. Burası da 60 oldu. E, burada da bir küçük eşkenar üçgen çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bak şu eşkenar üçgenin bir kenarı 6'ya 6. Şu eşkenar üçgenin bir kenarı da 6'ya 6 olduğundan. Ve bir kenar da 16 olduğundan. Bir kenar 16 ise 6 6 12'si burada arkadaşlar. 12'si burada. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı e, alttaki üçgende bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin yüksekliği isteniyor. Hocam çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. 2 2. 30'un karşısı bu 60 90 ise burası 30 oldu. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı ne olacaktır arkadaşlar? 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olacaktır? Kök 3 katı olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 2 kök 3 oldu. Yani cevap denizli oldu. AB'dik dik BC bir de şurada kaç? 15 derece verilmiş. İkiz kenar dik üçgen arkadaşlar. Bu 90 derece olduğundan dolayı. Verilen bir bilgileri kullanalım öncelikle. 45, 45 yazdık. 45, 45, 90. Sonra ben bunu böyle katlamışım. Katlamada yan tarafta ve şuralarda iki köküç olarak verilmiş. Tamam. Şu yan tarafta her şeyi gösterelim arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle katladığım zaman burada kaç kaç derecedi? 45, 45'ti. Katlamalarda ve şurası da 15 ya. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Ve aynı zamanda üst üste binar açılarda birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. 15 ise burası da kaç olacak? 15 olacak. E hocam bunun tamamı 90'dı. Buraya ne kaldı? 15, 15, 30 ise buraya da 60 derece kaldı. Aa iyi ki bu eşitliği yazmışız. Bak niye? Çünkü bu bir ikiz üçgen değil mi? Evet. Şurası da eşit. Aa ne çıktı burada? Eşit eşit. Tepe açısı da 60. Yani 180 60 çıkar. 120. 2'ye böl. 60 60 yaptı arkadaşlar. Bu da bir eşkenar üçgen oldu. Yani şunlar bak birbirine eşit katlamadan dolayı. İkiz kenarlıktan dolayı burası da eşitti. Eşkenar üçgen çıktı. Burası da çiçeği. eşkenardan eşit çift çizgi oldu. Zaten bizden A'ya isteniyor. Arkadaş burası iki kök verilmişti. O zaman A'ya uzunluğu da neye eşit oldu? Gençler 2 kök eşit oldu. Yani cevabımız Cihan oldu. Eşkenar üçgen biçimindeki mavi renkli bir camın ön yüzü 4 eş bölgeye. Arka yüzü ise bu şekilde 16 eş bölgeye ayrılmış. Ve bu yüzlerdeki bazı bölgeler şekildeki gibi siyah boyanmıştır. Bu camın her iki yüzde mavi olan bölgeler ışığı geçirmekte. En az bir yüzü siyah olan bak, siyah boyalı hop, olan bölgelerde ışığı geçirmemektedir. E tamam çok güzel. Ön yüzü bu ya. Ön yüzünü burada çizelim isterseniz arkadaşlar. Ön yüzü bakın. Şöyle gösteriyorum. Hop hop hop. Ve şuradaki üçgeni de bakın şurada gösteriyorum. Şuradaki üçgeni de bakın burada gösteriyorum. Bunun neresi siyah boyalı arkadaşlar? Bir kere Şurası siyah boyalı. Arkadaş burası siyah boyalı. Burası kesinlikle ama kesinlikle geçilmiyor. Geçirenler ne oldu o zaman? 1, 2, 3. Her iki yüzü de mavi olan. Burası 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane küçük eşkenar üçgenin olduğu bölge ışığı geçiriyor arkadaşlar. Ee, 16 eş bölmeye ayrılmıştı. E o zaman bizden ne isteniyor arkadaşlar? Işığı geçirmeyen bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet kenar verilmiş mi burada? Bu camda ışığı geçiren bölgenin alanları toplamı 36. He, 1, 2, 3. Yani 9 tane. 9 tane alan. 9 tane bir kenara A diyecek olursam. A kare kök 3 bölü 4 eşittir. Kaç verilmiş arkadaşlar? 36 verilmiş. E o zaman arkadaşım buradan ne geldi? Buradan ne geldi? Şununla şu sadeleşse 4 yaptı. 4 kere 4 16. A kare kökü 3 eşittir. 16'ya eşit oldu. Işığı geçirmeyen bölgelerin alanı isteniliyor bizden arkadaşlar. Işığı geçirmeyen bölgelerden de kaç tane var arkadaşlar? Bakın sayalım isterseniz. Hocam 1 burası, 2 burası, 3 burası geçirmiyor. 4, 5, 6, 7. 7 tane bölge ışığı geçirmiyor. Yani 7 tane a kare kök 3 bölü 4 ışığı geçirmiyor. Arkadaşlar a kare kök 3'ü zaten 16 bulmuştuk. E o zaman bunun yerine 16 yazacak olursak 7 tane 16 bölü 4 ışığı geçirmeyecek. Şunlar gitti. 4 kere diye kaç yapıyor arkadaşlar? 28 yapıyor. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Şu bir eşkene üçgen verilmiş. Hemen açıları yazalım. 60-60-60 ve burası da ne oldu? Büyük üçgende 30-60-90 üçgeni oldu. E hocam şuraya bir A diyecek olursak A diyecek olursak burası da A. bakın 30'un karşısı 5 artı A 90'ın karşısı 17 artı A 30'dan 90'a geçiş nedir? 2 kattır. Yani 30'un karşısı 5 artı A'nın 2 katı neye eşittir? 17 artı A olacağından. 10 artı 2 A eşittir. 17 artı A olacağından A'yı da buradan kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. E o zaman A 7 ise 75 daha 12. 30'u karşı 12 ise 60'ı karşı da kaç yapacaktır o zaman? 12 köküç yapacaktır. Yani cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Kerem ABC ikiz kenar üçgeni biçimindeki kağıdı bir kartondan kesip çıkarıyor. Tamam. Bunu kesip çıkartmış arkadaşlar. Öncelikle ben eş bir yapıyı kullanacağım. Eş yapılarda neydi? Kenarlar ve açılar. Özellikle eş yapılar olduğundan dolayı hem kenarlar hem de açılar gerçekten ama gerçekten çok önemli. O yüzden bunu yazın. Hocam açı bilgisi yok gibi duruyor ama bakın bu kenarların birbirine eşitliğini şöyle bir gösterelim. Sonra açılar da var aslında. Hocam iki kenar olduğundan dolayı buradaki açılar da birbirine eşit. Tamam çok güzel. Sen şimdi buradakini ne yapacakmışsın şöyle baktığımızdan daha sonra şekil 1'deki ABC üçgeni Boyalı üç bölgeyi kesip şekil 2'de gibi yapıştırılıyor. Arkadaşlar yapıştırmışım. Bakın ne yapmışım? Ben bunu almışım. Hop buraya yapıştırmışım. Bak şu kırmızılar yapışacak. Hocam kırmızılar yapıştı burada. Gördüğünüz üzere. Hocam bu kenar bak burada. E, şurası üçgen. Burası da üç değil mi? Bak eş yapılarda. Kenarların eşliğini kullan. Bir de aynı zamanda açıları da kullan. Hocam yuvarlığa gören alfa. Yuvarlığa gören burada da alfa değil midir? Evet. E sonra başka ne var burada? Hocam burası da alfa. A, B açısı. Şuradaki açı da alfa. Tamam. Şimdi soru bitti arkadaşlar. İyi ki bakın. Hem kenarları göstermişiz hem de açıları göstermişiz. Eş yapılarda zaten bunu unutmayın. Kenarların eşitliğini mutlaka gösterin. Soruyu yapamadıysanız büyük ihtimalle açıların eşitliğini göstermemişsinizdir. Bak açıları da gösterince ne çıktı? Görmediğimiz bir konu ama bundan sonraki konuda göreceğiz arkadaşlar. Çoğunluğunuz hatırlıyordur zaten. Burada bir açı ortay çıktı. Zaten buraya yoğunlaşacağımız belli. Yalnız buraya yoğunlaşacağınız belli. Şuradaki 3'ü yazmasaydınız buraya da yoğunlaşamazdınız. Dikkat edin arkadaşlar. Her bir bilgiyi yazmanız lazım. E buradaki üçgende bir açı ortay doğrusu oldu burası. E bu ağaç ortay doğrusunda kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Ya da hocam üçgen 6 olmuş. Biri 2, 2 iken 4 olur diye direkt işaretleyebilirsiniz. Ya da kollar oranı tabanlar oranı. 3 bölü altı eşittir. 2 bölü x olacaktır. X de buradan kaç geliyor gençler? 4 geliyor. Yani cevabımız böylelikle denizli çıktı. Evet diklikler verilmiş. Başka ne verilmiş? 5 ve 9 verilmiş. Ne yapacağız? Hocam şöyle bir şey yapsak. Üçgene üçgene tamamlasak. Yani Nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan böyle bir tamamlama mı yapsak falan filan diye belki düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne bileyim şuradan dik mi çizsek diye belki düşünüyor olabilirsiniz. Ama biz ne dedik hep? Kafanıza göre çizeyim yapmayacaksınız arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Özel bir durum var. Bak yükseklik benim için önemliydi. ne önemliydi? Yükseklik aynı zamanda aç ortay mı kenar ortay mı bilgisi gerçekten çok önemli. Ek çizimlerde çok karşımıza çıkıyor. Şuraya baktığında hocam bu yükseklik sade yükseklik hiçbir işime hiç yaramaz. Ama öbür yüksekliğe bakacak olursam hocam bak bu yükseklik aynı zamanda açı ortay. He. hem açı ortay hem yükseklik. Aklına ne geldi? Aynen öyle. Aklına yılan başına gelsin. Aklına ikiz kenar geldi. Hocam ikiz kenar geldi. O zaman ikiz kenarı tamamlayacağız. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar olacaktı. Hemen ikiz kenar üçgene tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet tamamladık. Bu ikiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. E hocam burası 9 sa burası da 9 olacak. Ne kaldı buraya? 4 kaldı. Ama daha hala soru bitmedi. Şuradaki 90'ı da kullanmam lazım. Allah Allah ne yapacağım? Ya burada x var. E buradaki x'i de bulmak için 90 derece karşılık getirmem lazım değil mi? Hani düşünüyoruz böyle. Siz de bu şekilde çözeceksiniz zaten. 90'a karşı 90'lar çok ama 90'a karşı gelmemiş. Alfabete ya da dalamıyorum. E ne yapacağım o zaman arkadaşlar? Hocam bir tane bir 90 derece çizsek. O süper. Şuradan bir 90 derece çizdiğim zaman şunlar birbirine paralel oldu mu? Bu 90'da kullanacak olursak bak yöndeş açıdan dolayı paralel. Ha hem de eşitlik B var. Hem eşit hem paralel. Ne çıktı burada? Orta taban. Bakın hem eşit hem de paralel orta taban çıktı. O zaman bunlar da birbirine eşit olacak. Yani 2 iken burası da 2 oldu. E sonra bizden x isteniyor. Hocam x'i bulmak için artık şuradaki uzunluğu da bulmam lazım benim. Buradaki uzunluğu nasıl bulacağım? Öncelikle tabii ki şurayı bulmam lazım. Buraya bir a diyeyim isterseniz. Arkadaşlar a kare neye eşittir? 9'un karesi eksi 5'in karesine eşit değil midir? Evet 9'un karesi eksi 5'in karesine eşittir. 81 eksi 25'e eşittir. Yani kaç yapıyor? 56 mı yapıyor arkadaşlar? 56'ya eşittir. Kök 56 dediğimiz nedir? A dediğimiz kök 56 e, ee, o da nedir arkadaşlar? 7 kere 8 56. 14 çarpı 4 mi yapıyor? Evet 2 kök 14 yaptı arkadaşlar burası. E, ee, A dediğimiz 2 kök 14 ise hocam burası 2 kök 14 ise orta tabandan dolayı burası kök 14 yaptı. E ee, artık Pisagor. E ee, burada da Pisagor yapacak olursak x kare neye eşittir? Kök 14'ün karesi artı neyin karesi arkadaşlar? 2'nin karesi. 14'ün karesi 14. 2'nin karesi 14. 4 18 yaptı. X de buradan kök 18'e eşit olacaktır. Bu da 9 çarpı 2 olduğundan 9 dışarı 3 diye çıkacağından cevabımız böylelikle 3 kök 2 olur arkadaşlar. Evet. Zor bir soru mu? Aslında verilenleri kullanınca zor bir soru değil. Yani sıkıştığınız zaman tabii ki ne yapacaksınız? Ek çizimlere başvuracaksınız. Özellikle yükseklik varsa yükseklere dikkat edeceksiniz. Yükseklik aynı zamanda açı ortay mı? Kenar ortay mı? Ama daha onu çizdikten sonra bir burada ya bu soruyu zor yapan ne biliyor musunuz? bir tane değil de iki tane birden ek çizim var. Yani birkaç bir konu birden böyle birleşince işler biraz zorlaşıyor arkadaşlar. Ama verilenlerin mantığını kullandığınız zaman soru kendiliğinden akıyor gidiyor aslında. Evet cevabımız böylelikle Edremit oldu.